size şunu ifade edeyim. 12 Eylül öncesinde ülkücü, milliyetçi ülkücü gençlik daha fazla mağdur olmuştur. Daha fazla hayatını kaybetmiştir. Daha çok can kaybı yaşamıştır. 12 Eylül'den sonra da asıl ülkücü gençlik daha fazla işkence görmüş, daha fazla özel sorgulardan geçirilmiştir. Ama milliyetçi ülkücü gençlik feryat etmemiştir, ağlamamıştır, sızlamamıştır, sesini çıkartmamıştır. Görüş günleri görüşe çıktığımız zaman annemize, babamıza biz avuçlarımızdaki şişlikleri, morlukları göstermemeye çalışırdık. Dışarıdan gelen uluslararası örgütler, işte Af Örgütü gibi, insan hakları dernekleri gibi, bunlar da geldiklerinde bizi aramadılar. Zaten bizi hiç aramamışlardır. Ben 26 gün hiç gözüm açılmadan sorguda kaldım. Benim gibi arkadaşlarımız aylarla ifade edilecek şekilde sorguda kaldılar. Çırılçıplak soyundurulup İşkence yapıldı. Gözlerimiz açılmadan tavana asılarak, çarmıha gerilerek, uzuvlarımızdan cereyana verilerek işkenceler gördük. Ama hiçbir uluslararası örgüt bizi aramadı. Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni... ...12 Eylül harekatından sonra mesela ben sorguda kaldım, şeye geldim. Kafese koydular, kafeste kaldık bir müddet. Sonra koğuşa verdiler. Koğuşa geldiğimde ayaklarımın üzerine basamaz durumdaydım. Benim 3-4 defa ayağımın altındaki deriler kavladı. Başımdan cerahatler akıyordu. Kafam yarılmıştı. Tırnağım sökülmüştü. Ellerimde ekimozlar vardı. Kollarımda ekimozlar vardı. Bu haldeyim. Beni çıkarıyorlar. Güneşe karşı oturtturuyorlardı tedavi olmam için. Bazı sol örgütlere mensup kişiler bana dediler ki senin böyle bir şeye muhatap olacağını hiç düşünmemiştik. Niye? Çünkü size hiçbir şey yapılmayacağını hesap ediyorduk dediler. Ama aynı cezaevinde yapıyoruz, hepimiz birbirimizi görüyoruz. Bizden ağır olan da yoktu orada. Sorgudan geldiği zaman bizimki kadar ağır gelen hiç kimse de olmamıştı.